Bir de şu boyutuyla değerlendirirsek yanlış mı yapmış oluruz, ne dersiniz? Hani Gaye Erkan da aslında belki bizim de bilmediğimiz öncesinde bazı sıkıntılar ve karşı karşıya gelişler nedeniyle bu sürecin nereye evrileceğini öngörüp acaba bir takım görüşmeler de yapmış olabilir mi Amerika'da, ne dersiniz? Orayı hiç bilmiyoruz tabii. Yani orada ne görüşmeler yaptığını bilmiyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca Amerika'daydı. Buradaki tuhaf olan şey, hem katıldığı söylenen toplantılarda başkan yardımcısı da, eğer yatırımcılarla toplanıyorsa, konuyla ilgili başkan yardımcısı da bulunması gerekirdi. O yok, sadece iki korumasıyla gitmiş ve temaslar hakkında bir tek kendisi biliyor. Onun için oradaki temaslar hakkında bir şey söylemek bence çok mümkün. Yani en azından benim için, benim bildiğim dahil değil. Peki şimdi tabii bekleyip göreceğiz anladığımız kadarıyla. Böyle hepimizin dikkatini celbetmiş bir mesele oldu bu Merkez Bankası meselesi. Emeklilere dönecek olursak eğer Erdal Sağlam. Şimdi bir beklenti hali hazırda mevcut. Çünkü hiç kimse tatmin olmadı. Az önce Özgür Özel konuştu. Dedik ki biz peşini bırakmayacağız asgari ücret seviyesine gelene kadar. Ha, bu bir etki yaratır yaratmaz ama emeklilerin talebi ve duruşu belki iktidar üzerinde bir etki yaratabilir ki seçim öncesinde yeni bir güncellemenin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Ne dersiniz? Gerçekten bu beklenti yerinde bir beklenti mi? Yersiz bir hayal mi? Nasıl bakıyorsunuz? Vallahi daha önceki tartışmalara bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın %49'a tamamlaması, işçi ve Bağkur emeklilerindeki artış oranında istediğini biliyoruz. Partiden de bunun istediğini biliyoruz. Yalnız Mehmet Şimşek'in buna karşı çıktığını biliyoruz ve sonuç olarak da şöyle bir formül koydular. İşçi ve Bağkur emeklilerine Temmuz'da yapılacak daha yüksek oranlı zamla birlikte tüm emeklilere aynı oranda Temmuz'da yapılmış olacak dediler. Buradan kârı ne olur? İlk yarı için daha az maliyet üstlenmiş olacak kamu. O yüzden de ben çok fazla, yani çok aşırı bir şey olur, çok kritik dengeler olur. İşte büyük şehirleri kazanma konusunda filan ve baskı çoğalır, seçimden önce yapar mı? Ben zor bir ihtimal görüyorum. Asıl şey Temmuz'da yapılacak, daha fazla ilk 6 aylık enflasyon oranında yapılacak zamma kalmış gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama yani Cumhurbaşkanı'nın kendi şey hesabına göre ne yapacağı da pek kurallı olmuyor biliyorsunuz. Evet. Yani yeni şeyler yapabiliyor. Evet, hiç beklemediğimiz bir şekilde bir sabah kalkıp 2000 lira daha verelim diyebilir mesela Cumhurbaşkanı. Aynen. Hiç yani, de şaşırtıcı olmaz. İşte bu sebeple de şimdi gerçeklikle de uyuşmadığı için herhalde bir türlü ikna olamıyoruz bu 10 bin lira meselesine. Emekli ikna olamıyor. Peki bir faturada keser mi emekli, ne dersiniz? Valla orasını bilmiyorum. Yani şimdiye kadar ki seçimlerle ilgili herkesin yakınmaları var biliyorsunuz. Ekonomi bu kadar kötüyken bile nasıl bu kadar oy aldığı ile ilgili. Bunun için emekliler de dahil tabii, yani şeyde. Ama çok şeye artık ipin ucu kaçmış gibi yoksullukları, emekli evet. Yoksulluk konusunda. Yani bu raddeye geldikten sonra da hala iktidarı desteklemeye devam ederler mi? Bu kadar gelir zafiyetine rağmen, gelir aşınmasına rağmen yani hiçbir siyasi tahmin ve ben çok tahminlerimde şey değilim. Siyasi tahmin yapmak bu ülkede zaten zor bir şey gerçekten. Risk almak istemeyişinizi yani, anlıyorum. Bir şey söylemekten kaçınıyorum. Peki, peki. Çok teşekkür ediyorum Erdal Sağlam. Sağ olunuz değerlendirmeleriniz için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet, şimdi öncelikle 1,5 puanlık artış daha bu hafta verilecek olan o faiz kararında
göreceğiz. Merkez Bankası'ndan herkesin beklentisi bu yönde. Gaye Erkan an itibariyle görevinin başında ama...